Ya 100. bölüme özel ben de hakikaten gaza geldim. Yani 100. bölümde sahnede olmak istedik. Ve 100. bölüme özel güzel bir skeç hazırladık hocam. Ve bir evlilik hikayesi anlatacağım sizlere. Berfu nerede? Ve bu hikayeyi anlatırken çok da uzağa gitmeyeyim dedim. Eşimle anlatayım dedim. İşte bir... Gerçekten çok heyecanlıyız çünkü o da ilk defa sahneye çıkıyor. Güzel provalarımızı yaptık, çalıştık ama size hayatımızdan kısa böyle kesitler içeren güzel bir skeç hazırladık. Bir evlilik hikayesi geliyor. Sevgili eşim geliyor. Buyurun. Sen nasıl biriyle birlikte olmak istersin mesela? Esmer olacak. Esmer olması şart benim için. Boyu uzun olacak. Yakışıklı olacak, şart benim için. Fiziği güzel olacak. Bir de Ezel'de oynamış olacak, o da şart benim için. Bu Kenan İmirzalıoğlu. Ha işte, Kenan İmirzalıoğlu şart benim için. Sen nasıl birinden hoşlanırsın? Ben de böyle iri olsun isterim. İri mi? İri. Ne kadar böyle, iri? Böyle bayağı tombik olsun isterim. Ay, midem kalktı ya. Hiç haz etmem ben ya. Ay ben bayılıyorum. Böyle elleri pide gibi olsun. Dudakları böyle köfte köfte olsun. Yağlı yağlı. Tereyağlı pideli köfte bu. Doğru. Eser yenenler gibi. Eser yenenler iyi bence. Ya kızım Türkiye güzeli kızsın. Eser yenenler diyorsun. Ben senin vizyonuna tüküreyim ya. Ya niye öyle diyorsun kızım? Böyle yanakları poğaça gibi, parmakları böyle dolma gibi, ağzımın suyu akıyor benim. Açsan yemek söyleyeyim. Açlı mı var? Açlı mı var? Saçmaladın çünkü. Hayır yeşim. Saçmalamıyorum. Beğeniyorum diyorum kızım. Ya kızım çok beğeniyorsan Instagram'dan yaz. O hemen sana düşer zaten. Ya şöhretli adam be. Nasıl düşsün bana? Ya kızım ne şöhreti? Kim ne yaptın o pideli köfteyi ya? Çıkar çıkar telefonunu ya. Emin misin kızım ya? Nokta yazsan bile düşer. Nokta yaz. Nokta mı? Nokta mı? Emin misin yeşim? Kızım neyse dur, nokta ağır oldu şimdi. Sen merhaba yaz. Yazıyorum bak. Yaz, merhaba yaz. Merhaba. Merhaba. Ben sana demiştim bu hafızandır. Hayır, normalde bu kadar hızlı girmedim tabii ki. Şimdi skeç komik olsun diye öyle girdim. Normalde de bu kadar hızlı girdin aşkım? Hayır ya, ben önce bir baktım profiline gerçek mi değil mi diye. Ondan sonra cevap verdim sana. Baktın gerçeğim hayvan gibi yürüdü böyle. Koşa koşa geldi. Aşkım sahnedeyiz. Hayvan gibi ne yapayım? Madem çıktın doğruları konuş aşkım tamam, ya. Tamam doğruları konuşayım. Ya siz ne konuşuyorsunuz ya? Evinizin salonun burası. Skeç oynuyoruz ya burada. Siz kendi aranızda atışıyorsunuz. Ben ne yapacağım? Mal gibi kaldım burada. Ya tamam. Tamam, devam ediyoruz. Alıyorum. Merhaba, ben Eser. Merhaba, ben de Berfu. Merhaba. Gerçekten... Evet, gerçekten sizi bilmem ama ben evleneceğim kadını ilk sarıldığım anda anladım. Çünkü garip bir enerji akışı oldu aramızda. Hakikaten dedik ki biz... Evleneceğiz yani. Bak bak, laflara bak. Koala gibisi yapıştım kıza demiyor da. Yok. Enerji akışı olmuş da yok bilmem ne de. Sende bir şey oldu mu kız? Yeşim bende de bir sıcaklık oldu vallahi. Kızım yeni pişmiş köfte sıcaklığıydı. Gel, ben buradayım yeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizi biraz yalnız bırakabilir misin ya? Sebep? Ne sebep? Belki bir romantik bir şey olur aramızda. Bir şeyler konuşuruz. Romantik bir an yaşamak istiyorsan kuzey ışıklarına git canım benim. Bura değil. Aa güzel fikir ha. Kuzey ışıklarına gidelim mi? Gidelim aşkım. Vallahi görürüz hem Finlandiya'yı. Gidelim gidelim. Hadi gel. Kıskanma buna kanma. Kendi kimine götüreceğiz seni kutup ayısı? Neyse. Merhaba işe yarıyor herhalde. Kenan İmirzalıoğlu. Merhaba.
Evet, ilk defa tatilimizin kuzey... Şahtı şahbaz oldu benim. Gerçekten iğrençsin. O kokuletayı birlikte olduktan sonra taktın değil mi? Yani hayır. Önce takmazsaydın... Hayır, benimki buydu. Ha. Berbu sonra onu isteyince onunkini bana taktık. Şu an beynim gergin yani geriye doğru. Bence Berfu onu da taksa bir sorun olmazdı da neyse. Yok. Evet, ilk tatilimizi Finlandiya'ya, Kuzey Işıklarına yaptık. Neden hani bu kadar özel bir yer olduğunu söyleyeyim. Planım şu, Kuzey Işıklarını görünce evlenme teklifini çakacağım ben. Cem'in de yüzük hazır ama o Kuzey Işıklarını bir türlü göremedik, bir türlü nasip olmadı. Evet, buyurun. Çok güzel aşkım burası ya, iyi ki geldik. Evet ya. Bu rengekleri bizi nasıl taşıyor bu arada? Bu bir... Şaşkınım. Bir tık küçük değil mi bunlar? Biraz küçükmüş ama olsun, çok tatlılar, baksana. Evet, tatlılar. Şurada Kuzey Işığı var galiba, görüyor musun? Hayır ya. Nasıl? Uçak o ya, aşkım uçak o ya. Nerede? Aa, şurada bak. Hayır bir tanem ya, otelin ışığı o. Bizim hayır burada... ya, Kuzey Işığı. Hayır, otelin ışığı aşkım, bizi kandırıyorlar burada ya. Yemin ederim 360 günün 4 günü ışık var. Diğer 360 gün turist şeyi biliyor musun? Yemin ederim ya. Yok çıkacak, bak çıkacak, bok çıkacak. Yok öyle bir şey. Delireceğim ya. Delirdim aşkım. Her gün bir şeyle Kuzey Işığı arıyoruz. Bugün de rengi yeni poposunda gidiyoruz. Yok bilmem ne, köpeklerle arıyoruz. Ya olsun ya, ne güzel romantik bir an yaşıyoruz işte. Biraz uyum sağla. Şu şapkanı düzelt önce. Tamam aşkım, düzelttim. Ne yapabilirim daha ya? Ya ben bir tur rehberine soracağım bizi. Bizim o dediği ışık var diye. Gel buraya. Volkan! Vay seni Finlandiya. İçmem suyundan, içmem suyundan, içmem oy. Ya oğlum, sana güvendik, Kuzey'in oğlu dedik. Hani nerede Kuzey Işığı ya? Ah be Eserdu, ah be paşam. Bu bir doğa olayı, bu bir mucize. Benim gibi bir faninin elinden ne gelir kadınım? Ne kadını babacığım, evlenme teklif edeceğiz. Edemiyorum Allah aşkına ya. Ya sen teklif edeceksen ışığı boş ver kadınım. İki gönül bir olduysa kuzey, güney önemsiz be Leyla'm. Madem teklif edeceksin yapıştır şişmanım. Şişmanım mı? Ya ne teklifi aşkım ya? Aşkım ya. Anladı da anladı artık. Anladı, anladı da, anladı da. Yani işte ben kuzey ışığı bekliyordum. Çaktırma dedik, o kadar hazırlık yaptık ya. Et da teklifi, bir şey olmaz. Aşkım. Evet. Vallahi Kuzey Işığı'na o yüzden gerildim ya. Bir görsem teklifi çekecektim. Benimle. Evet. Evet. Rengi iklerin poposunda. Evet. Dünyanın her yerinde. Evet. Kuzey ışıklarını aramaya var mısın? Benimle evlenir misin? Evet aşkım ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada yüzük yok. Var ya işte burada. Hayır aşkım. Yok. Hayır, var yüzük. İşte bak burada yüzük. Aşkım yüzük bu. Yüzük yok aşkım. Burada yüzük var mı Kuzey'in oğlu? Ya sen koskoca Eser yenenlersin. Utanmıyor musun bu yüzüğü almaya? Ne oldu ya? Sen ne kadar lanet, ne kadar aksi, ne kadar cimri bir adamsın ya. Ya cimrilikle alakası yok. Küçük mü bu yüzük ya? Ya bu yüzük kaybolsa Müge Anlı bile bulamaz bunu. O kadar. Ya Allah'ım. Havalimanından aceleyle aldım, ondan mı ya aşkım? Vallahi aslında değerli de para da verdim bayağı ya. O parayı galiba işçiliğine vermişsin çünkü bu kadar küçültmek için bayağı uğraşmışlar. Ya aşkım ama daha geçme ya. Tamam ben sana daha güzelini de alırım. Sen teklifime ne diyorsun yani? Önemli olan yüzün küçüklüğü değil, kalbinin büyüklüğü koca. Ay 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 ay. Ben sana dedim ya, bu pideli köfte aynı zamanda cimridir diye. Sen nereden çıktın ya? Bit kadar şey almışsın ya kıza. Bit kadar şey almışsın. Ne bakıyorsun? Sen... Sinirlenince kafam titriyor benim. Soğuktan zannettim ya. Allah'ım yarabbim, sakın teklifi kabul etme. Senin ne doktorlar, ne mühendisler istedi ya. Artık çok geç yaşım. Lan bir sarıldınız, ne araba oldu? Bu yüreme aşkı nereden geldi? Aşkım gel, çocuğumuz çok üşümesin. Biz otele kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Gel, 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 bak ya. Gel. Hareketlere bak şunu. Merhaba kadınım. Ben burada tur rehberiyim. İstersen seni gezdireyim. Allah'ım korktuğum başıma geldi ya. Herkes gibi bu da bana aşık oldu ya. Neyse ya, aşarsın tamam mı? Biraz zor ama ben zaten Kenan'dan hoşlanıyorum yani.
erkeğin hayatında yaşayabileceği en büyük tecrübe eşiyle doğuma girmesidir. Hadi aşkım, kime ne anlatıyorsun? Hadi ya, çok anlatma. Aşkım anlatacağım, sakin ol, biterim. Ben hallediyorum şunu ya. Tamam. Sakin ol, hemşire hanım, geçin şöyle. Geçin. Evet, biterim, sakin ol. Evet. Hadi hemşire hanım, yardım edin bana. Ben size Berf Hanım yardım edeceğim, hiç merak etmeyin, tamam mı? Ben sizin takipçi kankanızım. Merhaba sevgili herkes. Merhaba sevgili takipçi kankalar. Çok seviyorum, ne güzel. Merhaba sevgili herkes. Aşkım, neye gülüyorsun ya? Yardım edin. Ya gülmüyorum aşkım, sen mutlu bak, takipçimiz işte. Mutlu ol diye ya. Doktor yapma, tamam. Doktor. Doktor Bey. Doğmak. Doğum, doğuş. Ezelden ebediyete kadar sürecek olan bir yaşam mucizesi. Ve siz, ırkımızın devamını sağlayacak olan kahraman anne. Kendi doğumunuza hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Ne yapıyorsunuz? Berfa Hanım, üç deyince akınır mısınız? Ama üç demedim ki. Üç dedim mi? Demedim. Lütfen üç deyince. Üç deyince. Evet. Bir, iki, üç. Akınır. Akınır. Hadi bir daha akının. Olmuyor mu? Niye olmuyor? Şöyle, ben sizin anlayacağınız dilden anlatayım size. Çocuğu fışlat. Yani kaydır çocuğu. Ama böyle yukarı değil, aşağı kaydıracaksın. Ben aşağı kaydırmaya alışmamışım. Yukarı kaydırıyorum. Tamam, çekil şuradan. Tamam, tamam. Çocuk geliyor Eser Bey. Tamam, geliyor çocuk mu? Geliyor. Oh be. Geliyor ama yavaş geliyor ya. Niye yavaş geliyor ya? Ne bileyim, bu çocuk tam bir tosuncuk ya. Kafası da büyük. Allah Allah, kime çekti acaba bu çocuk ya? Sizin ailede var mı böyle birisi? Yok, bizde hiç öyle biri yok. Sizde var mı? Sizde de yok. Bizde de yok. Allah Allah, nasıl? Bir bak, tamam, devam ediyoruz. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, çocuk gelmeye başladı. Hadi. Ama destek istiyorum tamam, sizden. Tamam, tamam, bu çocuğu desteksiz yapamam. Tamam, hadi çıkar. Ne hadi, yapalım, destek yapalım. İstiyorum. Siz karından basın. Tamam. Hemşire hanım, tamam, karından basın, ben buradan çekeceğim. Ben daha fazla desteğe ihtiyacım var. Destek değil mi? Destek! Hadi! Hadi! Hep beraber ıkınıyoruz. Hadi! Hocam! Yılmaz Hoca'ya karışma. Ne yapıyorsun doktor Bey? Hep beraber. Hadi. Üküneceğiz. Ne hadi. Şimdi. Hadi. Ükün aşkım. Olmaz. Böyle olmaz. Çabuk. Bakım sistemine geçiyoruz. Koş. Bakım nedir ya? İzle. İzle mi? Ben burada panik oldum. Tamam, sakin ol. Ya ne? Bakım hazır. Baba bakım. Ne yapıyorsunuz ya? Hanım bu. Tuvalet pompası bu. Beni deletme. Tuvalet pompasını niye getiriyorsun? Çabuk. Vinç sistemine geçiyor. Vinç mi? Vinç mi? Ben getirmedim. Ne oluyor vinç ya? Indi. Ahmet abi! Sal vinci! Sal! Ya ne yapıyorsunuz arkadaşım? Destek istedim, Ahmet abi de geldi. Ya yavrumu vinçle mi çekeceğiz doktor? Eser Bey, destek verir misiniz ya? Geldim, hep geldim, beraber. Geldim. Geç şöyle. Geldim, geldim. Abi, biraz daha seslen. Ahmet seslen. Abi! Seslen! Tamam, git abi, git! Tamam. Üç deyince. Haydi bakalım. Ya üç dedim mi ya? Üç dedim. Tamam, tamam. Üç deyince dedim ya. Tamam, birden mi gideceksin, üçten mi geri geleceksin? Anlayamıyorum. Birden gideceğim. Bağırma bana. Ne yapıyorum? Tamam, çekeceğiz. Tamam. Haydi. Bir, iki, üç. Olmuyor. Daha fazla destek lazım bize. Geldim, geldim. Bu pideli köftenin genlerini buna vereceği belli. Geç. Gel, gel. Geç. Çabuk gel. Hadi bakalım. Geç. Hadi aslanım, hadi kuzeyim. Kuzey mi? Gerçekten adını Kuzey mi koydunuz? Ben de yardım edeceğim. Gel, gel, gel kuzeyim. Aslanım. Geç, hadi bakalım. Hadi kuzeyim. Gözlerini aç ve bir inga duyayım senden. Sen, babam ve ben üç adam olabiliriz. Hadi. Hadi. Tek ya. İşte. Çok güzel doğum diyenler. Zil diyenler. Ya kurban olduğum, nasıl da bana benziyor. Oh. Oy babasının oğlu. Oy aşkım bak. Kuzeyim mi doğdu? Evet takipçi kankam. Bu anı ölümsüzleştirelim mi o zaman? Hadi ölümsüzleştirelim. Hadi ölümsüzleştirelim. Oh. Evet, bu sahnede çok fazla skeç oynadım. Skeçler oynadım, hikayeler anlattım. Bugün de en heyecanlarından birini anlattım. Aslında bu sahne beni büyüten de bir sahne. Seyirciyle beraber de büyüyorum. Şu an burada... evliliğimi, evlilik teklifimi ve çocuğu doğumunu yazacak kadar da birlikte büyüdük. İnşallah nice yüz bölümler birlikte büyüdük efendim. Saygılar, sevgiler olsun.
bu skecin şakası da gerçeği de zil diyenler. Karı koca çalın bakalım zilleri. Yani. Bir, iki, üç işte. Berfu da maşallah yüzüncü skeci gibi oynuyor. İnanılmaz hocam. Vay ya. Be, aferin Berfu. Arkada diyorum, heyecanlı mısın? Yani hiç. Hiç öyle bir şey hissedemiyorum. Ben daha heyecanlıydım. Ah, çok mutlu oldum. Ya ben de garip duygular içindeyim. Ben de bir torunumun doğumunu bir skeci olarak seyredeceğim aklıma gelmezdi yani. Vay anasına ya. Galiba bir şeyler birikiyor. Sonuna doğru ağlamadan bunu çözsek iyi olacak ha. Ya siz gerçekleri yazın deyince hocam olay karıştı bende. Benim aşırı gerçek gidiyor yani. Bütün yazdığım skeçler de böyle baktığımızda... Benim böyle hayatım tamamen skeç olarak... E oğlum benim hayatıma bak, ben de hepsi işte gerçek. Az doğru. Önce babaannem buradaydı yani. Doğru. Aferin çocuklar. Çok Yeşim, çok güzel oynadın. Yeşim'e de bir alkış. Fatma ve Ömer'e de bir alkış. Aferin çocuklar. Şahane bir skeçti. Nice çocuklara da inşallah. Haydi bakalım. Evet.